8. Hocam. Tabii efendim şimdi bakın pırasa deyip geçmeyin. Ben hep Anadolu pırasasından bahsediyorum. Hibritinden bahsetmiyorum. Şiddetli kabızlığım var. Sinameke kullanır onu bir türlü düzene sokmaz. Bakın değerli izleyicilerimize şunu söylüyorum. Lütfen bir tencerede tek başına zeytinyağlı pırasayı pişirttirin. Buzdolabına koyun. Yani her sabah böyle bir avuç sabah öyle akşam aç karnına bunu tüketeceksiniz. Önce yemekten önce bakın kabızlık diye bir şey kalıyor mu? Bağırsak floranız nasıl düzene girecek? O mukozal yapı nasıl düzene girecek? Hayretler içerisinde kalacaksınız. Mikrobiyotanız nasıl dengelenecek? Çünkü insanlar kendi nefsini düşünüyor sadece. Ama bugün bilim diyor ki bir dakika senin bağırsaklarında binlerce çeşit birbirinden farklı bakteri var. Onların da onların da gıdaya ihtiyacı var. Ona göre beslen diyor. Çünkü bu neden oldu Hüseyin? Çünkü gıdalar değişti. İçerisine kimyasal katkılar konuldu. İşte e, hormonlar ilave edildi gıdalara. Zirai ilaçlar verildi. Yani pestizittir, yok ve Bunların hepsini biz bir miktar tükettiğimiz gıdalar üzerinden alıyoruz ve bağırsak floramızdaki bakterilerde savaş bayrağını açıyorlar. Bozuluyorlar, genetik yapılarını değiştiriyorlar, mutasyona uğruyorlar. Ondan sonra senin normal beslenmen onları rahatsız ediyor. Bütün olay bu. Yani onun için mümkün olduğu kadar doğal besleneceksiniz. Geçelim